Evet, yine üçüncü haftamızda birlikteyiz. İlk iki hafta altı ders yaptık. Artık bu haftadan itibaren sadece Salı ve Cuma günleri dersimiz var. Perşembe günü laboratuvar dersi var. 1264L alanlar veya 1265 dersini alanlar laboratuvardan sorumlu. Laboratuvarda süreç şu şekilde, yani siz o saatte gireceksiniz yine Zoom'dan online olarak. Zaten laboratuvarla ilgili piyazada paylaşıldı. TOBB'da okuyan öğrenciler için. Oradan laboratuvarda ne yapılacak, ön çalışma nedir, hepsi var, föy. Ve sonra labda onu yapmanız bekleniyor ve asistan arkadaşlar da size biraz verilog anlatacaklar. Sonrasında da labi yapacaksınız. Ama videoları da var. Geçen derste de bahsetmiştim zaten. Önceden de çalışabilirsiniz, yapabilirsiniz kendiniz şu an bence. Ama labın herhangi bir puanı da yok. Ama tabii Verilog öğrenmezseniz dersi geçmeniz mümkün olmayacağından lab çok önemli diyebilirim. Evet. Şimdi ilk iki hafta burada yazdığım şeyleri yapmak nasip oldu çok şükür. Bitirebildim yani. Şimdi üç ve dördüncü haftalar için hani FPGA nedir? Birazcık. Onlardan bahsetmek istiyorum. FPGA tarihi. Sonra birleşik combinational devreler nelerdir? Ve birleşik combinational devrelerle aritmetik modüller olarak neler yapılabilir? İşte yine combinational devre örneklerinden decoder, encoder, multiplexer gibi konuları hem anlatacağım hem de ben de derste bunların Verilog kodlarını göstereceğim. Hem labda böylece Verilog görmüş olursunuz hem de derste. Ama derste tabii yani böyle Vivado'yu açıp da tek tek işte hadi bir proje oluşturayım tarzı, tutorial tarzı şey yapmak da birazcık zaman kaybı olur. Hani daha çok ben kodları hazırlayıp o kodlar üzerinden belki göstereceğim. Ama laboratuvarda daha böyle proje üzerinden zaten yapıyor olacaksınız veya kendiniz yapabilirsiniz zaten. Yani ben de derslerde Verilog anlatacağım. Şunu bir şey yapalım. Evet. Şimdi FPGA'den bahsetmek istiyorum. Çünkü sayısal tasarım dersini alan bir öğrenci FPGA nedir? FPGA mimarisi nedir? Yani Verilog yazacak. FPGA hakkında ciddi bir ön bilgi oluşturması gerekiyor. Yani kendisi çalışmadıysa bu konuya ayrıyetten. Bu ders kapsamında bunu öğrenmesi gerekiyor bence. Çünkü FPGA'ler artık günümüzde çok ciddi kullanım alanına sahip hem ülkemizde hem de dünyada. Hatta stratejik öneme sahip diyebilirim. Diğer pek çok entegre çip gibi. FPGA'lerin stratejik öneme sahip olduğunu 2020 yılında olsa gerek Xilinx'in mesela Çin'e artık Huawei'ye FPGA ambargosu koymasıyla Amerikan tabii hükümetinin isteğiyle anlayabiliriz. Çünkü 5G dediğimiz konuda 5. jenerasyon haberleşme protokolünde FPGA'ler çok önemli bir yer tutuyor. Yeni işte baz istasyonlarındaki yeni protokollerin implementasyonu olsun. Çünkü bunların yeniden programlanabilir olması bazı değişiklikleri yapabilme olanağı sunduğu için özellikle bu 5G konusunda bu çok önemliydi. Ve mesela öyle bir ambargo geldi Çin'e. Yani dünyanın da pazarının %99 küsürü zaten Amerikan firmaları. Tek tük Avrupa'da firma var veya Çin'de firma var tek tük ama istenilen kapasitede, istenilen yetenekte değil. Dolayısıyla aslında stratejik de bir ürün. Yani tıpkı bir askeri ürün gibi veya bir haberleşme ürünü gibi FPGA de temel stratejik bir üründür. Öyle düşünebiliriz. Zaten sayısal tasarım dersinde FPGA tabanlı üniversitelerde genelde anlatılıyor. Çünkü hem çok kullanılıyor hem de geliştirme kartı bulmak veya yazılımı ücretsiz indirip çalışabiliyorsunuz. Bunun bir de tabii IC design veya ASIC design dediğimiz tüm devre tasarım kısmı var. Yani bu Verilog koduyla aslında ASIC'te yapabiliyorsunuz, tasarlayabilirsiniz. Hani bu daha çok VLSI derslerinde gösterilebilir ama daha çok VLSI derslerinde de bu standart kütüphaneler nasıl yapılır, işte şematik tasarımdan layout'a geçiş nasıl olur? Genelde bunlar gösteriliyor. Dolayısıyla böyle bir sayısal tasarımın bir layout, bir ASIC üzerinde implementasyonuna dair pek bir şey de yok aslında. Yeni yeni bu açık kaynak OpenLane dediğimiz 2020'den itibaren araçlarla birlikte ancak bu tarz ders müfredatlarına girdiğini görebiliyorum yavaş yavaş. Berkeley'de falan gördüm Amerika'da.
Biz de hani proje olarak en azından ben bu derste böyle bir şey vereceğim ve hem FPGA'yı de bunu gerçekleştirip hem de bonus tabii. Yani biraz çünkü yapmak herkes için mümkün olmayabilir, vakit bulamayabilir ama bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için OpenLINE'de bir hatta Tapeout'a da MPW8 dediğimiz Google sponsorluğunda kendi çipinizi tasarlayabileceğiniz bir projede inşallah vereceğiz. Şimdi FPGA, Field Programmable Gate Array, bunun kısaltması. Bunu Türkçe'ye çevirmek istersek hani sahada programlanabilir kapı dizisi gibi çevirebiliriz. Sahada programlayabiliyoruz veya alanda programlanabilir. Yani bu programlanabilir donanım diye düşünebiliriz. Hani şunu sorabilirsiniz. Yani biz bir yazılım yaptığımızda zaten bu da programlayabiliyoruz. Yeniden bir mikro denetleyiciyi, bir bilgisayardaki bir yazılımı veya işte webde çalışan bir yazılımı ben zaten remote uzaktan update ederekten, güncelleyerekten zaten ben de programlayabiliyorum. O zaman FPGA'yı hani bundan farklı kılan şey ne dersiniz? Siz orada yazılımı yeniden programlıyorsunuz. Yazılımı değiştirebiliyorsunuz. Donanımsal hiçbir değişiklik yapamıyorsunuz uzaktan. Fakat FPGA dediğimiz devrelerde, entegrelerde ise uzaktan siz donanımı değiştirebiliyorsunuz. İçerideki donanımın fonksiyonunu değiştirebiliyorsunuz. Farklı biraz. Peki FPGA'den öncesi yok mu? Var. Yani nasıl mikro işlemcilerden önce de 74 serileriyle bazı devreler tasarlanıyorsa, bazı yazılımlar nasıl şu anki Python gibi veya C gibi dillerden önce de assembly gibi, machine code gibi yazılım şeyleri varsa tarihsel olarak FPGA'lerin de aslında bir tarihi var ve bu tarihi anlamak her konuda olduğu gibi tıpkı mesela devletlerin tarihini, milletlerin tarihini araştırmazsanız günümüz politikasına, günümüz siyasetine veya stratejisine, ekonomisine nasıl yön verip anlayamazsınız. Aynı zamanda sayısal tasarımın da bir tarihçesi var ve bu tarihçeyi eğer iyi anlayamazsanız yine bu konuyu anlamakta zorlanırız. FPGA'lar esasında 1985 yılında ilk ortaya çıkıyor deniliyor. İşte Altera firmasının ve Xilinx firmasının. Ondan önce programmable logic array, yani programlanabilir ve veya AND ve OR kapılarından oluşan bazı entegreler vardı. Ve bunlar ben daha önceki derste anlattığım sum of products, değil mi? Yani çarpımların toplamı formatını göstermiştik. Bu formatta boolean fonksiyonlarını yapabiliyorsunuz ve bunları değiştirebiliyorsunuz, yani programlayabiliyorsunuz farklı şekilde. Mesela burada bir doğruluk tablosu aldım internette. Ve bakın buna baktığınızda Z0 ve Z1 diye iki tane çıkışım var benim. Ve 3 girişim var. İşte X, 2, 1, 0. Mesela bunu ben sum of products şeklinde, yani min termler şeklinde göstermiştim geçen derslerde. Mesela burada şu Z1 için konuşuyorum. 3 tane min term var. Nedir? M1, M3, M4. Ve bunları gerçekleştirmek için sum of products formunda aslında değil mi? M1 dediğim x2'nin tümleyeni, x1'in tümleyeni ve x0. Veya x2'nin tümleyeni ve x1 ve x0 veya x2, x1'in tümleyeni ve x0'ın tümleyeni gibi bir fonksiyon gerçekleştirmem lazım. İşte bunu gerçekleştirebileceğim bir devre mimarisi. Programmable Logic Array. Yani şu şekilde koymuş. Burada switchler var. Yani bir çeşitli fuse deniyor buna. İşte sigortalar var. Bu sigortaları siz alıp one time programmable, yani bir sefere mahsus bunu programlayabiliyorsunuz ilk başlarda. Daha sonra EEPROM dediğimiz bu fuse'lar yerine elektriksel olarak bunları tekrar tekrar programlayabildiğiniz hale geliyor. Mesela günümüzde de FPGA'lar bu şekilde. Mesela burada bakın şöyle bir fonksiyon. X2'nin tümleyenini almış. X1'in tümleyenini alıyor. Bir de X0'ı alıyor bakın ve bunları entliyor. Yani şurası. Bu çıkış bakın şu min term'ü ifade etti. X2'nin tümleyeni, yani şuraya adam şu füzi yakıyor. Şunu da yakabilir veya şunu da yakabilirdi şurada. Şunu yaktı. Sonra bu bağlantıyı gerçekleştirdi. Bunu takıp cihaza bağlıyor, yakıyordunuz o zaman. Ve X0'dan da bunu aldı. Burada
x2'nin tümleyeni x1, x0. Yani aslında minterm 3. Bakın. Burada da x2, x1'in tümleyeni, x0'ın tümleyeni, yani şu minterm. Ve şu üçünü de eğer orlarsa, değil mi? O zaman z1'i elde etmiş olacak fonksiyon olarak. Veya z0 için de bakın zaten bu var elinde. Şuydu. Bir de şunu almış. Yani hepsinin x2, x1, x0 entlemiş. Yani şu ikisinin v'yağlanması bana z0 verecek. Şu üçünün v'yağlanması da bana z1'i verecek. Ve zaten bakın burada da bu fonksiyonaliteyi görüyoruz. Yani böyle bir programlanabilir bir devre ihtiyacı doğuyor tasarımcılara. Çünkü adam sistem tasarlayacak ve çeşitli fonksiyonlar, boolean fonksiyonlar gerçekleştirmesi lazım ama doğrudan bu boolean fonksiyonu alıp koysa çok fazla entegre kullanacak. Onun yerine bir programmable logic array alıyor ve bu şekilde bir kere programlayıp bu z0 ve z1 çıktılarını elde edebiliyor. Şimdi şöyle bir soru var. Mesela bu siyah noktalar neyi ifade ediyor diye. Daha önce görmemiş olabilirsiniz ama devre elemanları, mesela bir devre tasarımı yaparken bu kablolar böyle üst üste alt alta geçecektir. Bunların mesela normalde kısa devre olur ya, hani iki kablo birbirine değerse bu kısa devredir, short circuit'tır. Yani şu sinyal şuna da eşit olur demek kısa devre. İşte burada bağlantı noktalarını göstermek için bu şekilde siyah noktalar kullanılıyor. Yani şurada x2 Merhaba. Bağlantı sanırım bir resetledi. Tekrardan bir şey yapayım ben. Ekran paylaşayım. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi görebiliyor musunuz? Ve sesimi de duyabiliyor musunuz? Tamam. Bir resetledi Zoom kendisini de. En son bu siyah noktalar ne işe yarıyordu? Ondan bahsediyordum. Yani şu V kapısında ben aslında şu minterm'ü gerçekleştirmek istiyorum. Yani bu V kapısının bir girişinin x2'nin tümleyeni, diğer girişinin x1'in tümleyeni ve diğer girişinin de x0 olması lazım bu V kapısında. X2'nin tümleyeni nedir? Şuradan x2'nin değilini bağlamanız lazım. Yani şu noktayı değil de şu noktada bir bağlantı kurmanız lazım. Yine aynı şekilde x1'in tümleyenini şuraya bağlamak için buradan alıp şunu bağlamanız lazım. Yine x0'ı bağlamak için de buradan alıp bunu bağlamanız. Yani bunlar siyah noktalar, bağlantı noktalarını gösteriyor. Bakın burada da bu programmable logic array yapısında z1 ve z0'ın nasıl implement edildiğini görüyoruz. Yani burada da mesela şurada sanki 3 kablo varmış gibi düşünün. Burada hani internetten aldığım bu görselde tek kablo gibi kolaylaştırmak için sanki bunları entliyorum, bunları da orluyorum gibi düşünmüş. Aslında şöyle yukarıdaki gibi 3 farklı kablo burada nasıl varsa burada da 3 kablo var. Burada da 2 tane kablo birbirine bağlı gibi. Bu programmable logic array. Mesela burada ben kendim bir örnek el emeğiyle çizdim ve yazdım. Mesela şöyle bir soru gelse. Bakın bu bir şey, bir trik, bir laftı. Şöyle bir soru gelse mesela. F1 M0, 1, 6 minterm'lerinden oluşuyor. Sum of product şeklinde. F2 fonksiyonu da M3 ve M7. Sum of product şeklinde. X, Y, Z giriş sinyalleri olan bool fonksiyonunu 5 adet burada bir yazım hatası olmuş ama 5 adet AND 3 kapısı, yani 3 girişli AND, 3 adet inverter tersleyici ve 2 adet OR 3 kapısına sahip bir programmable logic array ile tasarlayın. Elinizde bir programmable logic array var ve bunun özelliği 5 adet AND 3 olması, yani 3 girişli AND kapısı, 2 adet OR 3, yani 3 girişli OR kapısı ve 3 adet de inverter, yani tersleyici var elinizde. X, Y, Z'de giriş sinyalleri ve F1 ve F2 fonksiyonunu hadi bunun bağlantılarını yapın veya çizin gibi bir soru gelse bunu nasıl yapardınız? Bu sum of product şeklinde olduğu için önce product dediğimiz minterm'leri oluşturmak için 5 tane bakın V kapısını koydum.
Birinci fonksiyon için 3 tane minterm lazım. 0, 1, 6. Bakın şöyle 0, 1, 6'da bağlantıları şu şekilde yaptım. Birazdan anlatacağım. İkinci fonksiyon için de M3 ve M7 lazım. M3 ve M7 minterm'lerini de şöyle yaptım. Ha, burada M3 veya M6 deseydi zaten M6 burada var. M3'ü alırdım. Bunu kullanmama gerek kalmazdı. Ama farklı minterm olduğu için mecbur şuradan da bir fonksiyon oluşturmak zorunda kaldım. Şimdi minterm'leri oluşturmak için ne yapacağım? M0. M0'ın x'in, y'nin, z'nin tümleyeni olduğunu bilmem lazım. Ki bunu geçen derslerde anlattım. Minterm. Hatta dedim bu sum of minterm, hani şu an FPGA tasarımında çok önemli değil ama eskiden önemli demiştim. Çünkü eskiden bu programmable array logic yapılarında veya PLA yapılarında bunlar kullanılıyor. Bu şekilde fonksiyonlar implement ediliyordu. Bakın M0 x'in tümleyenini bağlayın. Y'nin tümleyenini bağlayın. Z'nin tümleyenini bağlayın. Buradan aldım M0'ı. M1 x, x'in tümleyeni, y'nin tümleyeni ve z. Bakın z. M6 dediğim şey 1, 1, 0'dır. Yani x, y, z'nin tümleyeni. M3 dediğim 0, 1, 1'dir. Yani x'in tümleyeni y ve z. M7 dediğim 1, 1, 1. Yani 1, 1, 1, x, y, z. Bakın F1 için veya işlemi lazım. 3 tane elemana bakın veya kapısını sokacağım. Dolayısıyla buradan M0'ı aldım. Buradan M1'i aldım. Buradan da M6'yı aldım ve veya kapısına sokup F1'i elde ettim. F2 için sadece 2 tane bağlantı yapmalıyım. Yani 3. bağlantıya gerek yok. Dolayısıyla buradan M3'ü bağladım. Buradan da M7'yi bağladım ve programmable logic array olarak F2'yi de implement etmiş oldum. Şimdi burada PAL yazmışım ama bu da yanlış olmuş. Bu programmable logic array örneğiydi. Programmable logic array'den sonra bir de PAL diye bir şey çıkmış. Daha bu programlanabilir olduğu için buralar birazcık çok gecikme yarattığı için yavaş oluyormuş. Ya demişler ki bu veya kapılarının bağlantılarını fixleyelim. Yani bunlar böyle geçilebilir olmasın. Onun yerine veyalar bağlı olsun deyip zaten bizim için minterm'leri belirlemek daha kritik demişler. Yani PAL dediğimiz programmable array logic aslında AND kapılarının girişleri programlanabiliyor ama OR kapılarının girişleri programlanamıyor. Onlar fix mesela. Yani bu yapıya da programmable array logic demişler. Bu da şu ihtiyaçtan doğmuş. Yani daha hızlı bir şekilde bu sinyalin bu çıktıyı üretmesinin daha hızlı olmasını istemişler. Bu PAL'la PLA'nin farkı birazcık o. Çok kritik değil aslında. Sonra TPLD demişler. Artık birazcık daha karmaşıklaşmış entegreler. Çünkü Moore yasası devam ediyor. Transistörün scale'i, nodu küçülüyor. Atıyorum 500 nanometreden 300'lere düşüyor artık. Daha fazla logic'i daha küçük bir alana sığdırabiliyorlar. Dolayısıyla daha fazla fonksiyonaliteyi CPLD yani Complex Logic, Complex Programmable Logic Device mimarisini ortaya çıkarmışlar. Burada demişler ki artık ya işte girişte yine bir minterm'ler var. Product term'ler bakın bunlar. İşte burada bir MUX koymuş. Bunu hani çok detaylı incelemedim ben de ama burada bir yine minterm, maxterm, sum of minterm fonksiyonu oluşturuyor. Buraya bir de bir flip flop yani bir bitlik memory yerleştirilmiş. Bu bir makro cell demiş. İşte burada CPLD içerisinde de bu CoolRunner Xilinx'in CPLD'siydi sanırım. Burada işte bir bağlantı matrisi var, interface. Sonra işte bir PLA yapısı burada, bir PLA yapısı burada. Çeşitli bakın şu bloklardan 16'şar tane var. Giriş çıkış sinyalleri var. Böyle daha kompleks, daha karmaşık bir programlanabilir devre haline geliyor. İçin içine bir memory dediğimiz bir bitlik flip flop da koyuluyor mesela. Ve en sonunda artık FPGA mimarisi dediğimizde günümüzde de yani 2022 yılında da bir FPGA mimarisi tam şu an artık çok daha karışık data sheetleri, bilgi notlarını incelerseniz. Fakat temel olarak FPGA dediğim lookup table'lar, bir full adder yani bir toplama işlemini daha hızlı yapmak adına bir carry dediğimiz ki bunu bir sonraki derslerde aritmetik devrelerde bahsedeceğiz bundan. Bir elde hızlandırıcı ve bir flip flop, bir bitlik flip flop ve çeşitli multiplexer'lar yani çoktan seçmeli devreler. Artık bir FPGA'in bir logic cell'i dediğimiz yani bir hücrede
Genelde genel yapı, bakın bu bir görsel almıştım. Burada bakın farklı bir görsel aldım. Yine bir lookup table'ın içerisine bu sefer carry sinyallerini göstermiş. Carry in elde gelmiş, elde çıkmış. Eğer bir toplama çıkarma işlemi varsa böyle üst üste diziyorsunuz bu slice'ları ve bu toplama çıkarmayı hızlandırmak için eldeyi. Sonra bakın clock dediğimiz saat sinyali geliyor ki şu ana kadar hiç bahsetmemiştik. Sequential sıralı devrelere geldiğimizde daha çok bahsedeceğiz. Bir flip flop, bir bitlik memory ve bir lookup table. Artık bir FPGA mimarisi günümüzde en basit şekliyle, bakın en basit şekliyle giriş sayısı değişebiliyor. 3 girişli, 4 girişli, 6 girişli. Şu an en kompleks 6 girişli benim bildiğim lookup table'lar var. Bir lookup table artık bu programmable array logic'teki bu sum of min termlerle oluşturulan combinational fonksiyonları, bool fonksiyonlarını artık lookup table'larla yapılıyor ki bundan da bahsedeceğim içeriğinden. Ve bu lookup table'lardan sonra eğer kullanıcı bir memory, bir durum tutucu istiyorsa da flip flop çıktısını kullanabiliyor ki bu da saatle çalışan, clock sinyaliyle çalışan bir devre flip flop. Yani bir seçim multiplexer var burada, çoktan seçmeli bir anahtar gibi düşünebilirsiniz switch. Bu çıkış sinyali de bakın giriş sinyalleri ABC'de 4 bitlik giriş. Sanki dörtlü doğrulu tablosu gibi düşünün şurayı. Bir elde hızlandırıcı devre var. Fladder. Sonra bir de clock girişimiz var. Bakın logiksele. Ve bu bir flip flop. Bir bitlik bir memory gibi düşünün, hafıza birimi. Çıkış sinyalim de bu. Bir de tabii carry out çıkıyor. Ama asıl ilgilendiğim bu. Bu da bir flip flop'un çıktısı da olabilir. Saatle durum değiştiren 0-1. Veya bu lookup table'ın, yani bu Boolean fonksiyonun çıkışını da alabilirim, ikisinden birini. Buna tabii dersler ilerledikçe, şu an ilk defa görüyorsanız biraz şaşırtıcı olabilir. Hani biraz ilk başta hemen anlayamayabilirsiniz, normal. Fakat dersler ilerledikçe bu yapının ne olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ben şu an temel olarak hani FPGA'de ne var içerisinde ve tarihçesinden bahsetmek istedim ki bu işin temelini anlayalım. Yoksa Verilog kodunu yazarsınız ama nasıl bir devre oluşturduğunu anlamazsanız kötü kod yazarsınız ve daha çok resource, kaynak tüketirsiniz. O yüzden FPGA mimarisini iyi bilmek lazım. Şimdi peki burada bir logic cell'den, bir aslında mantıksal hücreden bahsettik FPGA'nin içerisinde. Ve bakın bunlardan bir sürü var. Yani bunlardan mesela böyle bir ağ yapısı şeklinde, bunlar da birbirlerine bağlı. Ve FPGA'ler genelde bu şekilde gösteriliyorlar, bu şekilde görselleştiriyorlar. Yani bir logic bloklar var ki bu logic bloklar temel olarak şunlar veya 2-4 tane bundan oluşan slice diyebiliyorlar. Logic cell diyorlar. Logic element diyebiliyor. Firmadan firmaya değişiyor. Intel logic element diyebiliyor. İşte Lattice sanırım programmable logic block diyor. Xilinx slice diyor. Kompleks logic block diyor. Ama genel olarak içerisinde bir logic cell veya birden fazla logic cell bulunan programlanabilir devreler. Bakın bunlar. Ve bunların böyle bir array şeklinde, matris şeklinde birbirlerine programlanabilir kapılarla, programlanabilir bir yollarla bağlanması. Yani bu şu demek: ben bu FPGA'yı öyle bir programlarım ki, öyle bir kod yazarım ki şu giriş sinyallerini alır, şuradan şu arayüzleri, bunlara interconnect deniyor. Bu interconnect'in bunun çıkışı belki şunun girişi, bunun çıkışı da bunun girişi şeklinde. Bunun çıkışı buradan şunun girişi, bunun çıkışı bunun girişi şeklinde ben aslında field programmable'daki programmable kısım hem bu logic devrelerinin içerisindeki doğruluk tablolarını programlayabiliyorum, hem de aradaki bağlantıları programlayabiliyorum. Şu switch, interconnect yapılarını. Ve bunlar işte benim hep yazdığım Verilog koduyla o kodun sentezlenmesi ve sonrasında da bunların place and route dediğimiz yerleştir ve bağla, birleştir, yerleştir ve birleştir. Fena bir şey olmadı. Yerleştir ve birleştir algoritmalarıyla
Bunlar birbirine bağlanıyor. Siz bununla dolaylı ilgileniyorsunuz, doğrudan ilgilenmiyorsunuz. EDA'dan bahsetmiştim. Electronic Design Automation araçları, örnek olarak Vivado, eğer Xilinx FPGA kullanıyorsanız Vivado'da siz bir Verilog kodunu yazıyorsunuz. Sonra sentez dediğinizde işte bu Slice Logic Cell'in içindeki bu lookup table'da nasıl bir logic tur doğruluk tablosu olacak? Bu flip flop kullanılacak mı? Bu multiplexer'ın çıkışı bu mu olacak, bu mu olacak? Onu otomatik oluşturuyor. Siz bunu elle yapmıyorsunuz. O yüzden buna computer aided design diyorlar. Yani bilgisayar yardımıyla oluyor. Ve bu bağlantıları da place and route dediğinizde otomatikten de yapıyor. Bu da ben başka bir gösterim. Bakın logic cell var. Ve bunlar programmable switch, programlanabilir anahtarlarla birbirlerine bağlanabiliyorlar. Ve bir FPGA'in iç yapısı da genel olarak budur. Ha, günümüzde bir FPGA'in dokümanını açtığınızda içinde gigabit transceiver'lar, ne bileyim PCI makroları, RAM'ler, çarpma işlemi için özel hızlandırıcılar, clock ayarlayan yapılar ve ne bileyim analog dijital dönüştürücü, işte içerideki sıcaklığı ölçen bir sıcaklık sensörüne tutun da bu kadar kompleks yapılar mevcut. Hatta AI, artificial intelligence uygulamalarını hızlandırıcı özel bloklar gibi yapılar şu an mevcut. Ama yani bunlar olsa bile yine FPGA deyince içerisinin %80'i, %90'ı içerideki alanın bunlar. Yine logic slice, logic cell ve bağlantılar. FPGA budur. Peki biz bool fonksiyonlarında bugüne kadar doğruluk tablosundan ve sum of min term dediğim yapılardan bahsettik. Ve bunları AND, OR, işte ve veya kapıları, NOT kapıları, XOR mesela böyle kapılarla şematik olarak biraz gördük. Peki ilk bu programmable array logic'teki programmable logic array'deki ya da şunlar da bize şu ana kadar gördüğümüz derslerde mantıklı gelmiştir size de. Hani anlaşılabilir eğer önceki dersleri takip ettiyseniz. Ya evet, bir bool fonksiyonu sum of min terms şeklinde ifade edilebiliyor ve dolayısıyla bu kapılar işte değil kapısı, V kapısı veya kapıları. Yani veya'yı çok iyi çizemedim ama bu bir veya kapısı şöyle. Veya bir işte bu kapılarla oluşan bu fonksiyonu anlamak eğer dersleri takip ettiyseniz biraz veya izlediyseniz internetten de tekrar edip çok zor veya anlaşılması böyle müşkil gelmemiştir. Çünkü bugüne kadar anlattığım konuların bir devre şekliydi, programlanabilirdi sadece. Bu bağlantıları ayarladık. Peki FPGA'nin içerisinde bu yok mu? Yani FPGA'nin içerisinde AND, OR kapıları yok mu da? Yani niye lookup table'a dönüştü bir anda? Değil mi? Bakın burada mantıklıydı bu. Daha önceki derslerde de o şeyler mantıklıydı. AND kapısı, OR kapısı falan. Bunlar mantıklıydı. Bunlardan bahsettik. Şimdi hadi programmable logic array de mantıklı. Yine AND, OR falan kapıları, NOT kapıları, sum of min terms. Bir anda böyle bir karşımıza lookup table denen bir şey çıktı ve ben burada AND, OR kapıları göremiyorum. Evet, gerçekten de öyle. AND, OR kapıları göremezsiniz FPGA'nin içerisinde çünkü yoktur. Lookup table denen bir mantık vardır ve aslında bu haftanın 3 ve 4. haftanın konusu olan Combinational Logic tasarımı da lookup table'larda gerçekleştirilir. Bakın bunlar çok anahtar kelimeler, çok temel kelimeler. Combinational, sıralı devreler, sum of min term dediğimiz yapılar lookup table'larda gerçekleştiriliyor. Ve şimdi onun detayına iniyorum. Böyle biraz merak uyandırmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Şimdi lookup table'ın içerisine baktığımızda aslında şöyle bir RAM yapısına benzetebiliriz. RAM nedir diyeceksiniz de. Yani bir bellek aslında, bir nevi bellek. Şimdi doğruluk tablosunu düşünelim. Doğruluk tablosu konusunda artık Karnov haritaları, doğruluk tablosu bunu gördük, biliyoruz. 3 girişli bir devrede, mantıksal devrede 8 kombinasyon vardır, 8 olasılık vardır. Ve her bir olasılığında bir çıktı sonucu vardır. Bu bir aslında bool fonksiyonudur.
Ve bu aslında aynı zamanda da bir sıralı devredir, kombinasyonel devredir. Peki, şurada şöyle bir cümle yazmışım. Herhangi bir bool fonksiyonu ki burada x, bir lookup table ile gerçekleştirilebilir demişim. Örnek olarak 3 girişli bu doğruluk tablosu 8 bitlik bir LUT ile gerçekleştirilmiştir. Peki nedir bu LUT? Nedir? Aslında FPGA'yı ben programlarken o Verilog kodunu yazıp sentezlediğimde bir fonksiyonun bir doğruluk tablosudur. Bir sıralı devre, kombinasyonel devre. Ve bu aslında çeşitli input giriş kombinasyonlarına karşılık bir output'a tekabül eder. Ve ben bu önceden biliyorum Verilog kodunu yazdığım için. Yani böyle bir devre istiyorum fonksiyon. Bunu FPGA'yı programlarken şu şekilde bir RAM yapısına yani bir sıralı dizi diyebiliriz buna, array diyebiliriz. Herhangi bir sıfır veya bir verisinin tutulduğu flip-floplar gibi de düşünebilirsiniz. Bakın 0 0 0 olduğu zaman sonuç 0 olacak. O zaman ABC dediğimiz giriş sinyalleri şu 8 tane ihtimalden birini seçen bir anahtar olsa. Yani üçlü bir anahtar ki ABC. Bu 0 0 0 bastığımda bunları herhangi bir anahtar yani bir ampulü yakıp açıp kapatan bir anahtar gibi bile düşünebilirsiniz. Bunların 0 konumunda olduğunda çıkış 0 ise bakın çıkış 0 1 0 0 0 1 1 1. Ben bunları buraya kaydetsem önceden. Önceden dedim Verilog kodunda bunlar belli bu fonksiyonda. Tamam kaydettim. Ve burada bir multiplexer ki ileriki derslerde bunu daha detaylı göreceğiz ama şu an için bir anahtar ve çoktan seçmeli bir anahtar gibi düşünebilirsiniz. Ve şöyle bir anahtar ki bunun fonksiyonu ABC 0 olduğu zaman X çıkışına ki bir çıkışı var 8 girişi var. X çıkışına 0 0 0'a bağlı olan şeyi bağla. Anahtar. Anahtarı bir sağa kaydırdım gibi düşünün. Fiziksel olarak böyle elle bir şeyi döndürüyorum mesela. Öyle filmlerde de olur yani rotary knob derler ona. Dönen bir anahtar. Bir sağ tarafa getirdim veya kombinin şeyini bir sağ tarafa getirdim. 0 0 1 oldu. Yani A B 0 C 1. Bu durumda X çıkışı bakın şu 1'e bağlandı. Tamam. Gerçekten de sonuç bu oldu. Aynı şekilde diğerlerini de düşünebilirsiniz. Peki bu yapı, bakın şöyle 8 tane biti buraya yazdım. Bunlar benim çıkış değerlerim ve girişe göre bunlardan birini seçiyorum. Aslında bool fonksiyonunun yaptığı da buydu. Ben bunu and, or gibi kapılarla yapıyordum, not gibi. Burada onun yerine bir 8 bitlik 3 giriş olduğu için 8 ihtimal var. 8 ihtimali buraya kaydetsem ve ABC girişleri öyle bir devre olsa ki o devrenin adı multiplexer. O devreden ben bunları seçebiliyor olsam. İşte FPGA'in temel yapı taşında bu lookup table oluşturuyor. Bu combinational devreler için. Burada da özetlemeye çalıştım. Yani FPGA konfigürasyonu sırasında kullanılan her bir LUT lookup table içerisindeki RAM'in içeriği, yani şuranın, gerçekleştirecek olan fonksiyonun doğruluk tablosuna göre yüklenir. Dolayısıyla yani eğer lookup table'lardan oluşuyorsa FPGA'nin kaynak kullanımı açısından yani kaç tane lookup table kullanımı açısından bool fonksiyonunun ki bu çıkış değerinin herhangi bir önemi yok. Neden? Sen buraya 0 1 0 0 0 0 0 da yazsan. 1 1 0 0 0 0 yani buraya bütün kombinasyonları istediğin gibi yazsan. Çıkış kombinasyonları olarak. Sonuçta değişen şey sadece içerideki şu 8 bitin değeri. Devre aynı. İşlem aynı. Hız aynı. Bunun buraya ulaşma hızı. Dolayısıyla hız veya kaynak kullanımı açısından bu 3 girişlik devre için buraya 1 0 0 0 yazmışsınız. 0 0 1 1 1 yazmışsınız. Hiçbir önemi yok. Çünkü fonksiyon giriş sinyalleri aslında birer adres oluşturuyor. Ve bu adreslere göre çıkış geliyor. Tamam. Şimdi bu multiplexer'ı tabii aslında burada ben FPGA'nin içini anlatıyorum. Ama FPGA'nin içinde yer alan bu multiplexer aslında bir sonraki dersinde konusu. Yani ben bu multiplexer'ı çok detaylı anlatacağım zaten. O yüzden şimdilik bu multiplexer dediğim yapıyı çoktan seçmeli. Anahtarlar var burada.
Çoktan seçiyorsunuz. Tamam. Yani çoktan 8 tane girişten bir tanesini buraya seçen bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Ve combinational sıralı devreler lookup table'larla gerçekleştiriliyor FPGA için. Tamam. Şimdi birazcık sizin aslında proje kapsamında ve TOB'un da laboratuvarlarında bulunan FPGA geliştirme kartından bahsetmek istiyorum. Yani FPGA olarak elinizde hangi kaynak var? Basis 3 FPGA geliştirme kartı var şu an laboratuvarlarda TOB'un. Laboratuvara gidip bunlardan kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Asistan arkadaşla piyasa üzerinden veya mail atarak iletişime geçebilirsiniz. Hani FPGA'yı ben kullanmak istiyorum diyorsanız eğer iletişime geçip İsmail'le sorabilirsiniz kendisine. Lab'a gidebilirsiniz. Oradan belki ödünç veriyorlar mı bilmiyorum. Proje için muhtemelen ödünç belki verebilirler. Vereceklerdir diye düşünüyorum. Yani bu kart var şu an ve bu zaten birazcık şey için böyle derslerde öğrencilerin kullanabileceği, proje geliştireceği biraz da uygun fiyatlı bir kart. Ve bunun üstünde de RTX 7035T bir FPGA var. Bunları internetten meraklıysanız bu konulara girip bu anahtar kelimelerle aratıp bunun dokümanlarını inceleyebilirsiniz. Ben çok detaya girmeyeceğim. Hani sadece bu kartın olduğunu bilin. Üniversite laboratuvarınızda ve bunlara ulaşabileceğinizi bilin. Bakın ne demiş özellikler olarak. Şu bu arada FPGA. Küçücük bir şey aslında. Ama kart üzerinde işte bakın anahtarlar var. LED'ler var çıkışları göstermek için. 7 segment LED'ler var. Yine push button dediğimiz şeyler var, düğmeler. Sonra burada bir şurada yazar. USB Human Interface Device. İşte mouse ve memory stick veya şey bağlayabileceğiniz bir USB var. Ama HID protokolünde. Sonra işte bir VGA dediğimiz Vega yani bir monitöre bağlayabileceğiniz bir şey var. Burada bir USB UART bridge var. Bunları incelemeniz lazım dokümanı. Hani ne olduğunu merak ediyorsanız. İşte FDDI entegresi var. Üstünde bir flash memory olması lazım mecburen. Konfigürasyonu şey yapacağınız serial flash. Başka saymadığım bir şey pek yok herhalde. Bakın FPGA'nın içerisinde 33.280 logic hücresine tekabül eden 5.200 slice var diyor. Ve her bir slice'da 6 girişli lookup table'lar, 4 tane ve 8 tane de flip flop var diyor. Yani bunlar firmaların isimlendirmeleri. Yani benim 5.200 tane slice'ım var diyor bu FPGA'nın içerisinde. Şunlar slice olsun. 5.200 tane var diyor. Ve her bir slice'da da 6 girişli lookup table'lar. Yani burada mesela 4 girişli ya, 6 girişliymiş bu FPGA ailesinin lookup table'ları ve bundan 4 tane var diyor her bir slice'da. Ve 8 tane de flip flop'tan var diyor. Yani temel olarak bakın yine sayı verecekse de bir FPGA diyor ki benim şu kadar lookup table'ım, şu kadar da flip flop'um var diyor. Ve bakın başka özellikler diyor. Diyor ki benim blok RAM'im var diyor ki ben bir konuyu da bir dersinde blok RAM'e ayıracağım inşallah. RAM nedir? Blok RAM nedir? FPGA'de, ASIC'de Open RAM nedir? Bunlardan bahsedeceğim inşallah. 1800 kilobitlik bir blok RAM'im var diyor. Yani bu kadar bir memorim var diyor içeride ekstra. İşte bakın PLL dediğimiz Clock Management Dial. Yani bir atıyorum 50 MHz'lik sinyali 40'a 70'e dönüştürebileceğiniz bir yani clock management, clock'u ayarlayan bir şey. 90 tane digital signal processing slice'ım var diyor ki her bir slice'da hatırladığım kadarıyla işte o 48 bitlik bir akümülatör var, toplayıcı. Sanırım 18 bitlik mi çarpıcılar var içerisinde. Yani çarpma işlemleri için özelleştirilmiş, hızlandırmak için gibi yapılar var. İnceleyebilirsiniz. Bakın burada da bu Xilinx'in 7 serisi, bu RTX 7, 7 serisi diye geçiyor Xilinx'te ve 35T demiş. Bunun mesela dokümanını açtığınızda bakın 5200 slice var diyor. İşte bunların bir kısmı slice L, bir kısmı slice M. Bunların bir farkı var. Ve bir tanesinde demiş ki slice M'ler distributed RAM veya shift register olarak kullanabiliyor demiş. Slice L'ler kullanamıyor demiş gibi özellikleri var. Bakın 6 girişli 20.800 tane lookup table var o küçük çipin içerisinde. Ki bu küçük bir FPGA bu arada.
ve 41.600 tane de flip flop mevcut. İçinde de yapıyı şu şekilde göstermiş. Bakın bu slice aslında bir matris yapısında FPGA'nin içerisinde. Slice 0 dediği X0, Y0. İşte slice 1 demiş X1, Y0. Buna da kompleks logic block demiş. Bu Xilinx'in kendi isimlendirmesi şu dokümanda var. Bu G474'te. Ve bakın bunun elde çıktısını hızlandırıcı yapıları var. Ve bu da bir şeyin içerisi aslında. Bir slice'ın içinin bir kısmı. İşte bakın lookup table'lar. Çok fazla multiplexer'lar var. XOR kapısı var. Ondan sonra shift için kullanılabilecek bir yapı var. Ve burada bir flip flop. Ve bir sürü multiplexer'lar var. Bunları da inceleyebilirsiniz diye örnek olarak koydum. Şimdi yine bu ders kapsamında ben bugün birazcık da Verilog'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü sadece laboratuvarlarda hani değil de birazcık derste de Verilog gösterelim ki biraz daha pekişsin diye aslında. Çünkü final Verilog'dan olacak. Verilog'la ilgili ödevler olacak falan. Verilog'dan ben de bahsedeyim. Yine ama Perşembe günü asistan arkadaşlar da anlatacak zaten. Ki internette de videolar var zaten. Oğuz Ergin'in kanalında. Şimdi Verilog HDL diye geçiyor. Hardware Description Language. Yani donanım tanımlama dili. Bakın donanım tanımlama dili. Aslında Türkçe olarak düşünürseniz siz Verilog'la kod yazdığınızda aslında bir donanım tanımlayacaksınız. Yani sakın ola bakın en baştan uyarayım. Verilog bir programming language'dir ya hani programlama dili diye geçer. C, Java, Python. Onların da kendi içinde sınıflandırması var ama genel olarak bir programming language denir ona İngilizce. Programlama dili. Bakın Verilog, VHDL, System Verilog. Bunların tanımı ise HDL derler. Hardware Description Language. Donanımı tanımlıyorsunuz. Sadece siz burada syntax'la. Yani kesinlikle bir programlama yapmıyorsunuz. Donanım tanımlıyorsunuz. Bu çok kritik. Ve ben bu konuda sıkıntı ilk başta bu dersi alanların yaşayabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Sanki bir Java, bir C, bir Python kodlar gibi düşünürseniz çok hata yaparsınız. Bunun mantığını iyi oturtmak lazım. Sizin yazdığınız her bir kod bir lookup table veya flip flop'a tekabül edecek. Hep bunu düşünmeniz lazım. Siz aslında donanım tanımlayacaksınız. Bu çok kritikti. Baştan söyleyeyim. Sakın sıralı böyle C gibi çalışan bir mantık düşünmeyin. Aslında 1984'te Phil Morbici sanırım bir ya da 2 hafta önce vefat etti kendisi. Phil Morbi ve işte Prabhu Goyal Gateway Design Automation ki eskinin meşhur işte bu otomasyon bakın biz ne diyoruz hep EDA tool'lar diyoruz. Electronic Design Automation. İşte bu Vivado gibi veya işte Synopsys Cadence gibi IC Design için. Orada çalışan bu mühendisler Verilog dilini geliştiriyorlar. Bu Gateway Design'da. Ve şu anda da aslında sektördeki 3 büyük IC design, çip tasarım yazılımını geliştiren firmadan biri olan Cadence Design System, Gateway'i satın alıyor 1990'da. Ve 87'de sanırım aslında Amerikan askeri Amerikan yani askeri kuvvetleri ve savunma bakanlığı VHDL dilini ortaya çıkarıyorlar. VHDL. Savunma sanayi dokümantasyonunun daha iyi anlaşılabilir olması için ve donanım tasarımı dokümantasyonu ve tasarımı açısından VHDL yani bu Verilog'un rakibi gibi diyelim. Piyasada yani Verilog ve VHDL kullanılıyor en çok. VHDL dilini 87'de sanırım ortaya çıkarıyor. Publish ediyor ve bunun bir IEEE standardı haline dönüştürüyor. Tabii şeyin sadece Verilog kendi içerisinde yani bu Gateway Design'da veya Cadence'da. Sonra 91 yılında Cadence diyor ki ya benim bunu açık hale getirmem lazım bu dokümantasyonu Verilog'un nasıl çalıştığını ve Verilog hani bir açık olmalı, public olmalı ki insanlar bunu kullansın. Yoksa VHDL hani bütün piyasayı domine edecek. Çünkü VHDL IEEE standardı haline geliyor ve açık oluyor firmalara. Dolayısıyla işte eskiden o zaman OVI yani Open Verilog International olarak Cadence bunu public yapıyor. Şu an o Axelera ki bayağı büyük popüler bir vakıf diyelim veya firma.
Axelera bunun dokümantasyonunu ve standardını şu an sürdürüyor. Ama ilk Cadence çıkarıyor. Ve 95 yılında da IEEE bu standardı haline geliyor. Verilog ilk defa. 1364-1995 standardı. IEEE'ye girerseniz şu an böyle bir standart. İlk Verilog standardı. Ve tabii standartlar sürekli hani C++ da mesela değil mi? Hani C++ 20 var, C++ 17 var. Hani sürekli yeni şeyler ekleniyor dile zaman geçtikçe. Verilog'da işte 2001'de yeni bir upgraded versiyon geliyor. 1364 2001 oluyor. Sonra 1364 2005 oluyor ve bu Verilog'un son standardı. Yani Verilog 2005'te donduruluyor artık. Çünkü artık System Verilog dili 2000'lerde ortaya çıkıyor. Ve System Verilog, Verilog'un bir üst kümesi, subseti aslında. Ve Verilog dilinin de aslında standardını kapsıyor System Verilog. Ve 2005'ten itibaren artık yeni bir IEEE standardı oluşturuluyor. 1800-2005 diye System Verilog. Ama yani bizim Verilog dediğimiz temel Verilog aslında 2005 olarak son buluyor. Verilog 2005. Ama günümüzde System Verilog standardı hala 2017 vardı en son sanırım. System Verilog 2017'de yeni özellikler eklenmişti dile. Şimdi biraz Verilog bilgisine devam edelim. Verilog'la sentezlenebilir sayısal devreler tasarlanabildiği gibi sentezlenemeyen, ki sentezlemek demek donanıma dönüşen anlamında düşünelim. Sentezlenmeyen ve sadece simülasyon amaçlı skriptlerde yazılabiliyor. Verilog yani sadece donanımı tasarlamak için değil, donanımı doğrulamak için de kullanılıyor ki bu da çok önemli bir alan zaten. Design and verification'dır İngilizcesi. Yani tasarım ve doğrulamadır. Yani bir tasarım yapıyorsanız sayısal tasarım, tasarım bunun bir ayağıysa doğrulama da bir ayağıdır ve genelde hatta daha çok kişi orada çalışır dünyada doğrulama alanında. O yüzden hani biz bu derste hem tabii bir şeyler tasarlayacağız ve tasarladığımızda kendimiz doğrulayacağız. Simülasyonunu yapacağız doğrulamasını. Ve biz bu ders kapsamında arkadaşlar Verilog 2005 dediğimiz yani IEEE 1364 2005 standardına uygun olarak kod geliştireceğiz. Bu önemli. Biz yani System Verilog dilini kullanmayacağız bu ders kapsamında. Verilog dilini kullanacağız. Çünkü System Verilog'da çok farklı yani keywordler var, çok farklı yapılar var. Hem System Verilog zaten Verilog'u da kapsıyor. Ama biz System Verilog özelliklerini kullanmayacağız. Ha diyebilirsiniz ki ya neden? Madem System Verilog artık bunun yerini almış. Niye System Verilog kullanmıyoruz? Hani neden bizi Verilog'la kısıtlıyorsunuz? Çünkü bu ders kapsamında vereceğim projede OpenLane açık kaynak aracı ile bir tapeout inşallah planlanacak. Yani bu ekstra bir puan için. Ve bu OpenLane içerisinde de bir YOSIS sentezleyici aracı var. Ve bu yani System Verilog desteklemiyor. VHDL de desteklemiyor. Verilog 2005 destekliyor. Çünkü açık kaynak bir şey zaten. Hani VHDL ve System Verilog desteği yok açık kaynak versiyonunda. OpenLane de açık kaynak ve YOSIS'i kullanıyor sentezi için çip tasarımında. Dolayısıyla Verilog 2005 destekliyor. Ve hani ilk öğrenme amaçlı da zaten Verilog 2005 gayet yeterli. O yüzden biz Verilog 2005 kullanacağız. Hani System Verilog'la geliştirmeyeceğiz tasarımlarımızı veya doğrulamalarımızı. Peki ben Verilog'la ilgili bilgiyi nereden edinebilirim? Yani diyelim ben anladım. Verilog var bu ders kapsamında. Ben Verilog tamam işte internette hem bu dersin laboratuvar dersleri var. Hem başka videolar veya şeyler var, kitaplar. Ama asıl bakın Verilog'un IEEE standardı var. Yani burada bütün dilin özelliklerini tanımlıyor. Standart 590 sayfa. Normalde bunlar ücretlidir ama işte internete ne bileyim standart PDF falan yazınca Google'a direkt çıkıyor karşınıza. Bunu indirip bakabilirsiniz. 1364 2005 versiyonu, son versiyonu. İşte burada mesela bunun şeyleri, chair'ları, başkanları işte bu insanlar, meşhur bunlar. Sutherland'ın kitapları var zaten. System Verilog'la ilgili de var. Sir Sutherland. Bu komitede. Sonra bu işte komitede yer alan insanlara bakıyorsunuz hep İşte Intel'den, Mentor Graphics ki Siemens satın aldı. Üç büyük firmadan birisi.
Cliff Cummings zaten bu işin en böyle verili en iyi bilen adamlardan, kendi Sunburst dizayn firması. Bakın Cadence'dan, Mentor'den, yine Mentor, bakın Synopsys. Yine 3 firma vardır arkadaşlar bu elektronik dizayn automation'da, yani ASIC tasarımında. Synopsys, Cadence, Mentor. Mentor da Siemens oldu artık. Bakın Cadence ki Cadence zaten geliştirmişti Verilo. Synopsys'ten, Mentor'den, yine Stuart Sutherland kendi firması var. Bunlar bu dilin özelliklerini oturup IEEE ekibi olarak bunları görevlendirmiş. Bunun standardı var IEEE'nin. Gidip bakabilirsiniz yani. Standarttan da tanımlarını inceleyebilirsiniz. Şimdi bu standartla baktığınız zaman 1364-2005 standartında şöyle chapter'lar var. Hani Verilog'la ilgili. Assignments diyor 6. chapter. Gate and Switch Level Modeling diyor. User Defined Primitives bir de Behavioral Modeling. Bizim Mano kitabımız vardı. Hani dersin kitabı. Digital Design Logic Mano. Mano'da da Verilog'la ilgili ilk bilgilerde şunu der size. Bakın Verilog'la 3 türlü tasarım yapabilirsiniz der. 3 farklı yöntemle. Bir der, gate level, kapı seviyesinde modelleme. Using instantiations of predefined and user defined primitive gates. Yani ne demek bu? Predefined primitive gates, işte AND, OR, XOR, XNOR, NOT, NAND, NOR gibi kapılar. Ve bu kapıları kullanaraktan bir tasarım yapabilirsiniz diyor. Ki şu ana kadar benim gösterdiğim derste bool fonksiyonlarını biz kapılarla yapma yöntemini gördük. İşte sum of products mesela veya product of sums gibi. Yani bir Karnaugh haritası çizip fonksiyonu ortaya çıkarıyoruz. Sonra bu fonksiyonu atıyorum x ve y veya x'in değeri y veya şu şu şu. Bunlar v ve veya kapılarıyla aslında ben bir bool fonksiyonunu, bir kombinasyonel fonksiyonu tasarlayabiliyorum. Şu ana kadar bunu gördük. Sonra diyor ki data flow modeling using continuous assignment statements with keyword assign. Yani assign şeyiyle yine tasarım yapabiliyorsunuz diyor ki bu da buradaki assignment aslında. Burada da daha birazcık daha yüksek seviyede. Yani doğrudan kapıyı koyup giriş ve çıkışlarını söylemiyorsunuz da biraz daha sembolik ifadelerle end yerine atıyorum bu şey işareti işte alt altıya bastığınızdaki işaret. Or yerine işte bu düz çubuk atıyorum. XOR yerine alt 3'e bastığınızda çıkan şekil. Biraz daha böyle assignment statements diyorlar buna. Assign keyword ile anahtar kelimesiyle yapılan. Bir de behavioral davranışsal yöntem var ki o da şu 9. Ve orada da always dediğimiz bir keyword var. Anahtar kelime. Onunla prosedürel atamalarla tasarım yapabiliyorsunuz. Ben bunların hepsini göstereceğim şimdi. Şimdi ilk olarak ben kapı seviyesi. Çünkü şu ana kadar da onu gördük. Kapı seviyesinde tasarım. Nasıl yapılıyor Verilog'da? Bundan bahsedeceğim. Onun öncesinde hani Vivado'dan bahsedeyim. Vivado yine İsmail Piyaza'dan yazdı ama 2018.3 versiyonu kullanacağız demiş. O versiyonu kullanın o zaman. İsmail öyle dediyse. Bununla ilgili şeyleri İsmail'e sorabilirsiniz. İşte ben de şu versiyon var olmaz mı falan gibi sorularınız varsa İsmail'le görüşebilirsiniz. Piyazaya sorun yani piyazaya sorabilirsiniz. Burada sadece bir trikten bahsedeyim. Bu Vivado'yu indirdiğiniz zaman internetten bazı yeni proje oluştururken size kolaylık olması açısından geliştirme kartı seçebiliyorsunuz. Ve burada bu Basis 3 çıkmayabiliyor. Mesela bende 2019.1 var. Bu çıkmıyor Basis 3 sizin laboratuvarlardaki kart. Bunu da internette Google'a şunu yazabilirsiniz işte how to add Basis 3 Evaluation Board to Vivado derseniz sizi şöyle bir sayfaya yönlendirir. Burada Digilant ki Basis 3'ü veya Nexus 4'ü yapan firma. Bu bazı dosyalar var burada. Bu dosyaları Xilinx'in Vivado'nun kurulu olduğu bir yere yüklediğiniz zaman projeyi açtığınızda doğrudan bu geliştirme kartını seçebiliyorsunuz. Ondan bahsetmiş olayım. Hani şimdi bu fonksiyonu yani bu daha önceki derslerde benim gösterdiğim bir fonksiyon ve bu fonksiyonu şimdi Verilog'la yapmak istiyorum. Aslında şimdi bunu yapacağım. O arada bir dakika bir ara verelim. Ben de bir su içeyim. Sonra devam edelim. Bir iki dakika ara verelim. Hemen hızlıca bir su içeceğim. Sonra buradan devam edeceğim. Bu arada siz de bir şeyler düşünüp
soru sorabilirsiniz. Bakıyorum soru var mı diye. Göremedim ama devam edeyim. Ders sonunda da sorabilirsiniz. Bunu aslında önceki derslerde bu fonksiyonlara bahsetmiştim. İşte f1 doğruluk tablosuna göre f1 fonksiyonunun sadeleşmiş hali x veya y'nin tümleyeni ve z'ydi. F2 yani şu da bu şekilde gösteriliyordu ve bunların kapı seviyesinde f1 şöyle bir tane değil, bir tane ve bir tane veya F2 dediğimde sadeleşmemiş hali bu arada. İki tane değil, iki tane üç girişli ve bir tane iki girişli ve bir tane de üç girişli V kapısı var. Bu fonksiyonlar. Bu şekilde devreyi ben çizebiliyordum. Şimdi bu devreyi tasarlayacağım. Mesela F1'i tasarlayacağım. Ve F1 fonksiyonunu şuradaki gate level modeling using instantiations of predefined, bakın predefined yani user defined. Ben user defined bir şey tanımlamayacağım şimdilik. Predefined yani bu Verilog standardından önceden tanımlanmış kapıları kullanarak yapmaya çalışacağım. Geliyorum. Peki bu önceden tanımlanmış kapılar neler? Bakın bunlar. AND, NAND, NOR, OR, XNOR, XNOR. Bir de benim kullanabileceğim buffer. Bahsetmiştim buffer'dan. Hani hiçbir fonksiyonu değiştirmeyen bir şey bu aslında. Bir de not yani değil. Dolayısıyla benim burada veya yani or ve yani and ve not değil inverter kullanarak ben bunu tasarlayabilirim. Yani bunun sintaksı nasıl? Bunun sintaksı şu şekilde kapının çıkışını sola yazıyorsunuz. Kapının girişlerine de virgül koyup sağ tarafa yani bir fonksiyon gibi yani bir C'deki veya işte herhangi bir programlama dilindeki fonksiyon gibi tanımlıyorsunuz. Şimdi hani Verilog dediğim gibi laboratuvarda anlatılacak zaten ama ben kısaca burada neden böyle bir kod yazdığından bahsedeyim. Şimdi bir örnek bir mesela bir modül tanımlıyorum. Bu modülün bakın dış dünya arayüzlerini modül içerisinde tanımlıyorum. Yani benim bu modül şöyle bir kutu gibi düşünürseniz bir devre, bir çip, yonga. X, Y, Z girişlerim var ki input virgülle söylüyorsunuz. Bir de F1 çıkışım var. F1 yani modülde bir isim veriyorsunuz. Örnek 1 dedim. Önemi yok. Örnek 1 devresi. Şimdi devrede ben ne yapacağım? Aslında şurada bir üste baktığımda bu devreyi tanımlayacağım ama şimdi şu V kapısının girişi Y'nin tümleyeni ve Z. Verilog'da buraya bir isim vermem lazım ve bu bir kablo. Wire İngilizcesi. Bunu wire anahtar kelimesiyle bu önce diyeceğim ki şu ki buna ben YNAT dedim. YNAT yani Y'nin değil herhangi bir isim olabilir. YNAT önce bunu elde etmem lazım. Şöyle bir kapı koyacağım. Kapı seviyesinde yapıyoruz ya. YNAT'ı elde edeceğim. Sonra şu veya fonksiyonu için de bu girişe de bir isim vermem lazım. Yani burada ben gayet açık açık Y not and Z yani Y'nin değeri ve Z aslında şunun çıkışı. Yani buraya ABC de diyebilirdim. Ne bileyim wire 1 de diyebilirdim. Yani ben böyle açık açık yazdım. Y not and Z ismini vereceğim. Dolayısıyla 1, 2, 3 satırlık bir işlem yapmam lazım. Yani 3 tane devre koymam lazım. Önce dilde şu sinyalleri tanımlamam lazım. Bu kablolar aslında. Bunlar bir bağlantı kablosu. Bunlar Verilog'da wire.
keyword ile. İşte while yenat, while yenat and z. Bunları tanımladım. Bunlar birer kablo bağlantısı. Sonra bakın şu işlem için şu kapıyı, not kapısını, değil kapısını koyuyorum. Bakın not dedim, G1 dedim. Hani gate 1 olarak ben G1 ismini verdim ama buraya ismin önemi yok işte. Not Burak da diyebilirdik. Not Tob da diyebilirdik. Tamam. Yani bu bir identifier, yani bir isimlendirme. Ben buna G1 dedim. G1 örnekte de öyleydi, kitapta herhalde. Gate 1 anlamında, yani birinci gate. Diyorum ki Y not çıkışım, Y girişim. Çıkış hep sola yazılıyor. Yani çünkü Verilog standartında öyle. Sonra end işlemi yapacağım. Y not and Z diyeceğim. Y not and Z. Y not'la Z'yi giriş olarak aldım. Bakın giriş birden fazla alabiliyorsunuz. Tamam. Bir de G3 var. G3'te OR kapısı. Bakın OR. G3 F1 benim çıktım. Şurada tanımlıydı zaten. X, Y not and Z. Tamam. X, Y, not, and Z. Yani iki tane de giriş aldık. Yani bu bizim kapı seviyesindeki Verilog. Dediğim gibi. Bunu sentezlediğiniz zaman Vivado'da, sonra da gidip bu report'tan sentez raporuna girdiğiniz zaman size report cell usage, yani ben kaç tane cell kullandım, yapı taşı kullandım. Bakın diyor ki bir tane 3 girişli loot kullandım. Niye? 3 giriş var çünkü. Dedim ya bu kapı diye bir şey yok FBC'nin içinde. Lookup table var. Ve lookup table'da şu doğruluk tablosunu gerçekleştirir. 3 girişli bir lookup table. Benim bu fonksiyonumu yapabiliyor çünkü. 3 tane input buffer'ım var. Çünkü 3 tane input sinyalim var. Onlara bir buffer koyuyor. Bir tane de output buffer'ım var. Tamam. Şimdi şu örneğe bakalım. Örnek 2 diye bir modül. Bunda da x, y, z girişi var. F2 çıkışı var. Modülü tanımladım. Şimdi bir sürü wire tanımlamam lazım. Niye? Şurada bir kablo var. Şuralara bağlanacak. Şurada bir kablo buralara bağlanacak. Şu kablolar da buraya bağlanacak. Tek tek bu kabloları tanımladım wire keyword ile. Sonra tek tek yazıyorum. G1 X not X. G2 Y not Y. G3 and bir out wire'ı eşittir. X not Y not ve Z. Şöyle tek tek yazdım. G4 şu. G5 şu şekilde yazdım. G6'yı da OR olarak yazdım. Ve bunu da sentezlediğimde bakın aynı şeyi tüketti. Yani şurada da bir tane loot kullandı. Hani bu buffer'ları boş verin. Onlar zaten giriş çıkış da. Bir tane loot 3 kullandı. Burada da bir tane loot 3 kullandı. Ama gözle baktığımızda burada 3 tane kapı var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kapı var. Ama sentezlediğimde iki fonksiyonda aslında aynı şekilde, aynı bir tane loot 3 ile sentezlendi. Yani ben şurada bir kurduğum cümle vardı ya. Ben bulacağım şimdi onu. FBC kaynak kullanımı açısından bool fonksiyonun önemi yoktur. Loot ile herhangi bir fonksiyon tanımlanabilir. İşte bu. Bu da onun doğrulaması. Hatta ben şöyle bir örnek de şimdi yapıyorum. Bakın önceki derslerde bunu almıştım. İfadeleştirip aslında F2 fonksiyonunun şu olduğunu görmüştüm. Ve demiştim ki hatta şu cümleyi de olduğu gibi aldım o zamandan. Fonksiyonda sadeleştirme daha az kapı kullanımına, daha hızlı, daha az alana sahip, daha ucuz ve daha az güç tüketen devre demektir. Yani dedim ki şöyle bir devre yerine sadeleştirerek şöyle bir devre de oluşturabilirsiniz. Tamam, peki bu devreyi ben Verilog'da yazayım. Örnek 3. Bu devre F2 fonksiyonunu, aynı fonksiyonelite. Kapı sayısı azaldı. Bakın. Yine sentezlendim. Yine sentezlenme var. Yine loot 3 kullandı. Yani o zaman işte diyorum ya hani burada ben az önceki bilgiyi vermeseydim öğrencinin aklı karışacak. Diyecek ki yani yani hem dedi ki bu anlatan kişi daha az kapı kullanırsam yani daha az yer kaplamış olur. Hem de sentezliyorum. Sadeleştirme de yaptım kağıt üzerinde. Gittim o kadar uğraştım. Boolean cebir yaptım. Sadeleştirdim. Aksiyon postülatları kullandım. Teoremleri kullandım. De Morgan yaptım. Duality yaptım. Yine de Lutuş kullandı. Hani bu kadar mühendislik işçiliğini niye harcadım? Çünkü dediğim gibi FPGA'nin içerisinde lookup table ile combination logic devreni implement ediliyor. Ha, şey olsaydı peki bu bir
ASIC olsaydı, yani entegre tasarımı olsaydı, yani orada kapılar önemli. Orada çünkü kapılar var. Sadece lookup table değil, bir çip tasarlıyorsanız orada kapılar var. Geçen derste bahsettim biraz ondan. Kapıların ve layoutlarından. Yani orada da sentezleyici araç olduğu için yine sentezleyici araç fonksiyonel sadeleştirmeyi aslında gerçekleştiriyor. Dolayısıyla hani özet olarak Vivado sentezleyici aslında F2 fonksiyonunu 3 girişli bir loop'la yapıyor. F1'i de 3 girişli bir loop. Hiçbir fark yok. FPGA'de kapılar değil, loop kullanımı önemli. Lookup table, combinational devrelerde. ASIC'te ise standart kütüphane kapıları önemli ki geçen derste gösterdim. Ama yine onda da hani bir Synopsys'in veya Cadence'in veya Mentor'un sentezleyicisi bunları optimize ediyor zaten. Dolayısıyla birazcık orada tasarımcıya yardımcı oluyor diyebilirim. Evet, bu dersi burada bitti anlattıklarım. Kaydı kapatıyorum. Varsa sorularınız alabilirim.